Örneğin class diyelim, animal. Animal sınıfı en üst seviyede olduğu için bunu bir yerden miras almama gerek yok. Ama demek ki bir yerlere miras verilecek. Ben bunun içerisine istersem object yazarım, istersem yazmam. Şimdi animal sınıfını oluşturduğum hayvan sınıfının özelliklerine gelmeden öncelikle bizim yapmamız gereken birkaç şey var. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir initial dediğimiz, pardon, constructor oluşturuyorduk. Şuraya da yazalım. Onları yapacağım da öncelikle bir anlatmak istediğim kavram var. Şu süper metodu ve miras alma ile ilgili. Şimdi burada nasıl bir şey yapabilirim? Hayvanların neyleri olabilir? Türleri olabilir değil mi? Bir animal type dediğimiz şöyle bir yapımız olabilir. Animal type, hayvan türü diyelim. Initial method pass mi olsun yoksa print mi ettirsek? Print ettirelim. Animal type diyelim. Hatta print biraz daha düzgün olsun dersek type of animal, yani hayvanın türü gibi bir yazım olabilir animal type'da. Tamam, şimdi az önce gördüğümüz hayvan genellemesine baktığımızda memeliler vardı sanırım. Onu yapalım. Bu bir sınıftı. Şimdi class mammal dediğimiz memeli sınıfı dedik. Class mammal nereden türeyebilir bu durumda? O da olur, fark etmez. Ben print ettirdim sadece. Bir yerde kullanmayacağım zaten. Bu metod içerisinde kullanacağım için. Tamam, bu da olabilir, fark etmez. Animal sınıfından, güzel. Animal sınıfından ben bunu türettim. Bir saniye, bir dakika. Tamam. Daha sonra bir mammal sınıfının da instructor diyorum. Constructor olacak mı arkadaşlar? Tamam. Şimdilik bunu bir pass diyelim. Tamam. Şimdi bir köpek oluşturduğumuzu düşünelim. Snowy'di hatta. Snowy dog diyelim. Nereden türeteceğiz köpeği? Köpek esasen bir memeli grubuna girdiği için şöyle bir işlem yapması gerekiyor. Tabi burada memeli sınıfında initial'ını boş bıraktığımız için herhangi bir şey yazmamış oldu. Burada ne diyebiliriz? Memeliler ne yapabilirdi? Koşabilirdi. Aslında o da olabilir. Neyse, mammals run diyelim. Evet, doğurmak. Mammals give birth doğrudan doğurabilirdi diyelim. Mammals give birth directly. Güzel. Şimdi onun haricinde başka ne yapabiliriz? Mesela bu memeli sınıfının ilk constructor'ını yazdırdı değil mi? Bu da mesela o sınıfın constructor'ı. Ben diyorum ki bu constructor memeli olduğu için çalıştı ama aynı zamanda ben hayvanın özellikleri içerisinde bulunan bu metodu da çalıştırmak istiyorum. Şimdi bunu yazdırdınız, bu animal type'ı. Animal type'ı dışarıdan çekecek dolayısıyla. Burada süre bitiyormuş, devam edelim, neyse. Ben size super metodunu öğretmiştim, hatırlıyor musunuz? Yani şu print'ten önce, güzel.
Sprint'ten önce ne yaptırmak istiyorum initial'ın içerisine? Çünkü bu da constructor'dı. Bu da artık constructor'a girecek. Super metodum vardı benim. Şöyle initial böyle. Ama burada ne yaptım biliyor musunuz? Memeli oluşturulduğundan itibaren animal sınıfına geldiğinde initial bakıyor. Aynı metot var mı? Var. Peki yukarıdaki animal sınıfında nasıl bir tür var? Animal type diye bir tür var. Demek ki ben burada hayvanın türünü belli edeceğim. Hayvanımın türü neydi? Mammal yani memeliydi. Tamam. Bakıldığında nasıl bir çıktı aldık? Type of animal. Animal'ın türü neydi? Mammal'dı. Daha sonra da aşağıdaki konstrüksiyonu çalıştıracak ve mammals give birth directly. İşte memeliler doğrudan doğum yaparlar. Doğum verirler. Give birth doğum yapmak anlamında kullanılıyor. Tamam, anlaşılmıştır umarım. Onun haricinde burada mesela ne yapabilirdim? Başka ne yapabilirim? Örnek olarak kalıtımı göstermiş oldum. Hayvan sınıfının özelliklerini memeli kullanmış oldu. Veya geçtiğimiz hafta şöyle bir örneğimiz vardı. Bir person sınıfımız vardı. Person sınıfının company'si vardı. Mesela company'si Sigma info olsun. Sigma bilişim. Kapsülemeyi de anlatacağız. Person sınıfı oluşturulduğu andan itibaren bir initial metot almış olduk. Burada pardon. Eğer buraya geçen hafta da aynısı oldu. Age parametresini koysaydım buraya ya da şöyle bir şey. Bu age parametresini burada kullanacaktım ve person'ın içerisine verecektim. Ama ben başlangıçta bir tane zaten değerim olduğu için self.age diye bir değişken oluşturdum. Burada age değişkeni ya da age variable is created yani age değişkeni, yaş değişkeni oluşturuldu. Oluşturulduktan sonra person'ın zaten bir person varmış. Değeri ne olmuş oldu? Yaşı 23 olmuş oldu. Ben artık P1 nesnesinden burada gördüğünüz gibi taba bastığımda age'ine ulaşmış olabiliyorum. Bir de neyine ulaşmış olabiliyorum? Company'sine ulaşmış olabiliyorum. Company'si neymiş? Sigma info'ymuş. P1.age'e bastığımda ise 23'müş. Tamam, anlaşılmıştır. Kaç dakikamız kaldı? Ben göremiyorum arkadaşlar şu anda. 3 dakika, 2 dakika. Tamam. Onun haricinde şimdi buraya geldik. Bakın aşağıda yukarıda anlattığım olay bu. Yaş ve maaş, age ve salary durumuna baktığımızda bunları istersen ben burada yazmam. Burada kendim değer veririm. Hatırlarsanız. Ama iki tane çalışan olacağı için person'da yani person 2'den P1 ve P2 nesneleri oluşturduğu için ne yapmış oluyor? Burada argüman olarak constructor'ımın içerisine vermiş oluyor. Şimdi bu age bunu temsil eder. Bu salary bunu temsil eder. Dolayısıyla burada gelecek argümanlar artık bunlardır. Tamam? Atama değerleri çünkü sol tarafta kalıyor. Person 2 nesnesinden ben şu şekilde bir şey oluşturabilir miyim sizce? Böyle. Oluşturamam çünkü geçen hafta da gösterdiğim gibi initial method, missing two required positional arguments bunlar neymiş? Age ve salary'miş. Constructor içerisinde iki tane zorunlu olarak girilecek pozisyonel argüman var ve bunları gir diyor. Tamam? İkinci ders bunlara devam edelim. Şöyle ben hatasını kaldırayım. Güzel. Bir object oriented programming example ya da sample diyelim. Şimdi nesne tabanlı programlamada şöyle bir animal sınıfım olsun benim. İstersem animal sınıfının attribute'larını da ben ekleyebilirim. Sonra animal sınıfından türetelim. Bu mammal olsun, memeli. Ondan sonra başka ne olabilir? Bulduğum türler arasında şunlar
Vardı. Non-marine mammal. Bakayım. Kuş. Onlar da olabilir ama memelinin altında ya onlar. Memeli sınıfının altında. Non-marine mammal. Marine deniz demek. İşte deniz dışındaki memelilerden bahsediyoruz. Bir tane daha örnek vardı burada. Non-winged mammal. Bu da uçamayan, kanadı olmayan memeliler. Bu da yani deniz dışındaki yüzemeyen memeliler aslında. Deniz dışı diyelim. Tamam. Bunun haricinde bir de az önce gördüğümüz Snowy Dog örneğimiz vardı. Tabii bunlar çoğaltılabilir. Kuş dediğin gibi bird de yazabiliriz. Dog da yazabiliriz. Tamam. Güzel. Şimdi bunlara örnek olarak mesela non-marine mammal'a deniz dışında uçabilen bir örnek vermek istersek mesela buna örnek bat verilmiş. Bat nedir? Yarasadır. Bunun şurada gördüğümüz example'ını mesela ben bu taslağı vereceğim sizlere diyeceğim ki bunun kodu yazılacak. Ve içerisine metotlarını da vereceğim. Mesela şey için, dog için, dog sınıfı için ne olabilir? Köpeğin kaç bacağı olabilir arkadaşlar? Köpekler kaç bacağa sahip olabilir? Four legs, dört bacağa sahip olabilir. Tamam. Başka mesela deniz dışı yani denizde yüzemeyen canlılar ne yapabilir? Bu da yüzemez, değil mi? Yüzme işlemini gerçekleştiremez. Can't swim diyelim, yüzemez diyelim. Daha sonra non-winged mammal ise ne yapamaz? Uçamaz, değil mi? Can't fly. Uçamaz. Burada gördüğümüz hani kavrama baktığımızda hatta şu memeliler nasıl kana sahiptir? Tüylüdür, tüy doğru ama tüyün İngilizcesini şu anda hatırlayamıyorum. Onun yerine şöyle bir şey yazalım mı? Ilıkkanlı yani böyle sıcak soğuk arasında geçen bir kana sahip olan bizler de memeli olduğumuz için biliyoruz zaten bunu. İngilizcesi mi? İlk defa duydum. Tam bunu da yazalım. Oyundan mı hatırlıyorsunuz? Şöyle translate'e yazalım. Tüy yok ya. Fur. Fur olarak geçiyormuş. Şimdi baktım. Kürk değil de tüy olarak da geçiyormuş. Ama tüylü, saçlı, kıllı anlamında hairy'yi de kullanabiliyormuşuz. Hiçbir yönden düşünmemiştim. Tüylü. Tamam. Güzel. Böyle yaptık. Feeder, evet feeder doğru. Tüy ama tüylü özelliği. Tamam. Hadi bu warmblood gibi tüy özelliği feeder yapalım. Tamam. Bunlar attribute olarak bizim sahip olmamız gereken nitelikler. Demek ki, bakın, warmblood, feeder attribute olarak verilebilir. Can't swim bir metottur. Can't fly, four legs, bunların hepsi aslında bir metot attribute olarak kullanabilecek şeyler. Ben bunları yazmamın sebep bunları print içerisinde kullanacağımdan kaynaklı. Tamam? Şimdi ekran paylaşayım tekrar.
Güzel. Class animal dedim. Şöyle yapabiliyordum. İstersem yanına object olarak kullanabiliyordum, değil mi? Bir sınıf oluşturur oluşturmaz yapmam gereken ikinci işlemim neydi? Kesinlikle. Constructor. Constructor oluşturacağım. Def init self metodunu kullanayım. Onun haricinde şimdilik bunu bir pass geçelim, olur mu? Animal sınıfım bitti. Başka neyim vardı? Memeli sınıfım vardı. Class mammal. Memeli sınıfım aslında hayvan türüne giriyor mu? Hayvandan türeyebilir mi? Güzel. Memeli sınıfının içerisine de animal'dan kalıtmak için ne yapabiliyordum? Parantezler içerisinde artık object değil, animal yazabiliyordum. Güzel. Onun haricinde yine bir sınıf oluşturur oluşturmaz ne yapabiliyordum? Hemen bir constructor oluşturuyorum. Def, pardon, iki alt tire yapmayı unutmuyoruz. Tamam. Şimdi memeli de yukarıda yazmış mıydık? Yazmamışız. Normalde animal'ın içerisinde animal type dediğimiz miras alan bir sınıf miras alınabilir. Evet, alabilirsin tabii ki. Şimdi onu göstereceğim. Çoklu miras alma olayını. Buraya ne girebiliriz? Self virgül aslında memeli ismini girebiliriz. Çünkü güzel hatırlattın Enes. Memeli isminden birden fazla memeli yapacağız. Hatta ben acaba yanlış mı çizdim görseli dersek? Güzel, evet. Pardon arkadaşlar, şöyle yapalım. Yeşille çizeyim. Non-marine mammal, yanlış yazmışım hatta da. Bir de non-winged mammal, normalde memeli türlerinden bir tanesi. Hatta şunu da memeli türü olarak alabiliriz. Hatta bunun içerisine de katabiliriz. Göreceğiz zaten bunları. Ama anlaşıldı değil mi? Aslında memelinin altında bunlar gelmesi gerekiyordu. Ben görseli biraz yanlış tasarlamışım kafamda. Az çok bunların memeli olduğunu anladık. Tamam, devam edelim. Evet. Şimdi devam edelim. Mammal sınıfını yaptık. Mammal sınıfın, pardon, constructor'ını yaptık. Mammal name atadık. Çünkü non-marine ve non-winged olarak ben bunları yazabiliyorum. Şimdi mammal ismini yazdıralım. Print dedim. Nasıl olsun? Örneğin bat is a warm blood gibi bir şey yazdırabilirim. Mammal name kullanıcıdan geleceği için, biz yazacağımız için buraya argüman olarak mammal name'i yazdırabiliyorum. Devam ettiğimde string ile is ne demiştik? Warm blood mu demiştik? Warm blooded, hatta ılık kanlanmış animal diye biliriz. Ondan sonra şimdilik bir şuraya not düşelim. Super metodu kullanılabilir diyelim. Initial'ımızı oluşturduk. Sonra oluşması gereken klasımız hangisiydi? Non-winged ya da non-marine mammal olabilir. Non-marine ile başlayalım. Non-marine mammal nereden türeyecek? Mammal sınıfından, güzel. Mammal sınıfından türedim. Yine bir buraya constructor'ımın olmasını bekliyorum. Def init içerisine self diyelim. Burada yine bir print yapacağız. Şurada. Print içerisinde non-marine mammal'ı aslında kullanacağız. Ve işte non-marine mammal can't sıvıyım. Ama tabii burada şöyle bir şey oldu. İki tane tırnak kullanılmayacağı için öyle yazsak daha iyi. Anlatacağım. Bekleyin. Şimdilik pass diyelim.
Tamam, ya, sıkıntı yok. İnternet bağlantısıyla alakalı olabilir. Ben yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Ethernet'le bağlanıyorum ama sizlerin internet bağlantısıyla alakalı olabilir. Class dedim. Yine burada da super metodu kullanılabilir. Çünkü hani şey aldığımız, kalıttığımız nesnenin kullanmak zorunda değiliz initial'ını. Class dediğim bu sefer non winged miydi? Non winged mammal. Bu da yine mammal sınıfından türeyecekti. Mammal sınıfından türedikten sonra yine her zamanki gibi bir constructor'ımı oluşturuyorum burada. Def dedim, init dedim, self, pardon. Self'i içerisine yazdım. Yine burada başka ne kullanabilirim aslında? Burada aslında non-winged mammal'ı da kullanabilirim. Tamam. Initial'ın içerisine yine bir print yazalım ya da bunu da bir pass geçelim. Class dedim. Geriye ne kaldı? Bir de köpek sınıfımız kaldı. Köpek sınıfımızı şimdilik şöyle bir yazalım. Print dog has four legs. Köpek dört bacağa sahip diyelim. Bir de burada super metodu kullanılacak. Şimdi arkadaşlar super metodunu neden kullanıyorduk? Kalıtımda ne için peki? Evet, kalıtım doğru. Yapıcı metodu kullanabilmek için çok güzel. Tamam. Demek ki bakın burada hala kalıtımı yapmadım. Kalıtımı yapacağım da öncelikle şunlardan başlayalım. Pardon. Mammal sınıfından başlayalım. Mammal sınıfının içerisinde de bir initial constructor'ım var. Animal sınıfının içerisinde de bir initial constructor'ım var. Hatta şuradan başlayalım. Print edelim. Buraya animal'ın kendisini gönderelim. Print edelim. Animal diyelim, virgül animal is biraz tuhaf olacak ama hayvan hayvandır gibi bir çıktı olacak. Animal'ı çekmiş oldum. Ondan sonra başka class mammal animal'ı yaptım. Initial'ı yaptım. Print'e geldim. Mammal name'i argüman olarak aldım. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Is a warm-blooded animal dedik. Ondan sonra bakın. Mammal sınıfı animal sınıfından miras alınmış, kalıtılmış. Dolayısıyla artık ben initial metodum yani mammal'a özel initial metodumu kullanmak için burada super metodu yardımıma koşuyor. Super dedim. Dot. Devam ettiğimizde pardon şöyle yapalım. Burada bakın farklı şeyler geliyor. Biz burada init'i kullanacağız. Ama burada ne için kullanacağız? Mammal name için kullanacağımızdan dolayı mammal name'i buraya girmemiz lazım. Neden? Normalde initial'ın içerisine argüman olarak animal bulunurken mammal'ın içerisine argüman olarak initial'ın içerisinde mammal name bulunuyor. Dolayısıyla artık super metodum için mammal name için super metodu kullanmış oluyorum. Peki buraya geldim. Non-marine mammal'a geldim. Mammal'ın içerisine geldim. Self dedim. Burada print içerisinde can't swim yazacağım. Ama neyler yüzemezdi? Non-marine mammal'lar değil mi? Yani deniz dışındaki memeliler aslında yüzme sağlayamazdı. Burada da yine kimler hayvandır dedik şurada initial'da. Hayvanlar hayvandır. Aslında memeliler de doğrudan doğum yapar. Pardon, diğer fonksiyona gelmişim. Şuna baktığımızda, initial'ına geldiğimizde kim hayvandıra baktığımızda dolayısıyla sınıfa gidiyoruz. Hayvan hayvandır. Animal is an animal'a gittiğimiz için bunda da yine non-marine mammal'ın yüzemediğini söyleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Yani şu pesi bir silelim. Print dedikten sonra şurada non-marine mammal'ı tabii ki çağırmamız lazım. Ne diyeceğiz artık? Non-marine mammal can't swim. Mammal sınıfı için super metodu print'ten önce yazılmayacak mı? Mammal sınıfı için super metodu. Hayır. Öyle bir şart yok. Yok hayır. Print'i yazabilirim. Print'te zaten kullanmam gereken mammal name.
Bu tamam çalıştırıldı editör tarafından. Ondan sonra aşağı indim. Super init yazdığım andan itibaren artık mammal'dan bir obje oluşturduğumda animal'ın initini değil, bunun initini çalıştıracağımı garantiliyorum. Problem değil yani. Ha üstte, ha altta. Yerinin önemi yok, tamam? Devam edelim. Nasıl bir çıktı gelecekti? Non-marine mammal can't swim. Neden non-marine mammal? Çünkü non-marine mammal'ın birden fazla türü olabilir. Örneğin biz ne yazmıştık? Yanlış hatırlamıyorsam bat yazmıştık, değil mi? Yarasa deniz dışındaki memelidir. Yani bat can't swim. Yarasa yüzemez gibi çıktı almamız için bunu yapmamız şart. Burada super metodu kullandık mı? Kullanmadık. Neden super metodu kullanıyorduk? Tekrar anlatayım mı? Anlaşıldı mı? Super metodunu. Veya çizerek de anlatabilirim. Herkes anladı mı arkadaşlar? Tamam, yazayım, çizeyim sonra. Super init dedim. Ondan sonra initten sonra ne yapıyordum? İçerisine hangi argümanı alıyordum? Evet doğru. Teşekkür ederim. İçerisine hangi argümanı almayı bekliyorum? Non, marine, mammal. Neden? Çünkü non-marine mammal için bir initial çağırıyorum ben. Tamam. Diğerlerini de yapalım sonra çağıralım. Non-winged mammal'a geldiğimizde, uçamayan, kanadı olmayan memelilere geldiğimizde mantıken kimlerin kanadı yoktur dediğimizde yine aynı yere çıkıyoruz aslında. Non-winged mammal'a çıkıyoruz. Tamam. Başka print yazacağız sanırım. Pes silinecek. Evet. Burada initlerin içerisinde bir print vardı. Print'e geldiğimizde non-winged mammal dedik, virgül. Ne yapamıyordu? Can't. Ne yapamıyordu? Fly, güzel. Uçamaz. Şimdi artık super metodumu çağırıyorum. Super dot init'i bulalım. İçerisine ne alacağım arkadaşlar? Non-winged mammal. Dolayısıyla non-winged mammal için bir super metodum çağrılmış oldu. Geriye ne kaldı? Dog kaldı. Dog'u nereden türetebilirim? Mammal sınıfından türetebilirim. Veya şöyle bir şey de yapabilirim. Köpeklerin kanatları var mıdır? Non-winged mammal. Peki bir şey diyeceğim. Hani köpeklerin evet yüzücü, hani doğuştan yüzücü olduğuna falan inanılıyor ama genel olarak yaratılışında balık gibi marine yani deniz ürünü canlısı, deniz canlısı olma özelliği var mı köpeklerin? Yok. Dolayısıyla virgül deyip ben aslında bunu non-marine mammal da diyebilirim. Anlaşıldı mı burası? Normalde hep bir tane türetiyorduk ya. Tamam. Güzel. Dog has four legs dedik. Bunu dedik ama initial'ını oluşturmamışız. Constructor'ını. Hemen onu oluşturalım. Def initial dedik. İçerisine selfie verdik. Sadece bir print ile bakın girintiye dikkat edelim. Print ile dog has four legs demiş oldum. Şimdi artık bunun initial'ı çalışacak mı sizce? Emin miyiz? Bir dog sınıfından nesne ürettiğimde dog has four legs diyecek mi? Oluşturalım. Snowy'di değil mi köpeğin? Snowy Dog diyelim. İsmi değildi çünkü o. Dog sınıfından türettik. Dog has four legs demiş oldu. Onun haricinde başka nasıl bir nesne türetebiliriz? Bat diye bir nesne türetelim. Yarasamız neydi arkadaşlar? Neye örnek vermiştim?
Non-marine mammal'a örnek vermiştim. Bu şekilde çalışır mı? Ben şöyle bir non-marine mammal'a hatırlatayım sizlere. Çalışır mı? Çalıştı mı? Ne diyor? Non-marine mammal için initial fonksiyonunda missing one required positional argument. Non-marine mammal'ı vermemişsin diyor bak. Gördün mü? Buradan bahsediyor. Bak print yaptım ya. Normalde print yapmasaydı sıkıntı çıkmayacaktı. Artık buradaki argümanı vermeyi istiyor. Dolayısıyla ben bunun içerisine gelip şu şekilde bat dediğimde çalıştı. Neyler çalıştı? Dog has four legs çalıştı. Köpek dört bacağı sahip. Ondan sonra bat can't swim. Yarasalar yüzemez. Ondan sonra yarasalar ılıkkanlı, sıcakkanlı canlılardır. Yarasa hayvandır. Ne çalıştı? Aynı anda 3 tane initial'ımın çalıştığını görmüş oluyorum. Tamam. Güzel. Peki ben size bir tane örnek vereyim. Sınıfının koda bakıyorum aynı zamanda. Bakıyorum animal sınıfında bir init metodum var. Hemen çizelim. Init dediğimiz şey constructor'dı. Yapıcı, inşa edici. Constructor'ımın içerisine ne yazıyor biliyor musunuz? Animal is an animal. Ama buradaki animal'ım benim aslında altını çizelim. Argüman olarak gelen bir değerdi. Ondan sonra devam ediyorum. Mammal sınıfına geldiğimizde mammal sınıfında ne vardı arkadaşlar? Tabii ben yazarken siz dinlediniz. O yüzden yazmadınız değil mi? Kod sadece bende var. Mammal sınıfı animal'dan türetildi. Init içerisinde bir mammal name'i var. Şuraya yazmama gerek var mı? Miras aldı diye. Ya da kalıttı, kalıtım yaptı gibi. Tamam. Şimdi mammal sınıfına geldiğimde yine bir constructor durumum var benim. Constructor'ımın içerisinde mammal name is neydi? Mammal name is a warm güzel blooded animal'dı. Burada ise argüman olarak aldığım neydi arkadaşlar? Mammal name'di. Tamam. Daha sonra non-marine mammal tarafına geçtiğimizde non-marine mammal'da neyimiz vardı? Initial constructor'ım olarak non-marine mammal'ı alıyordu. Hemen yazalım. Bir constructor'ım vardı yine. Burada ise non-marine mammal can't swim. Güzel. Burada argüman olarak hangisini alıyor diye baktığımızda sınıf içerisine non-marine mammal'ı argüman olarak alıyordu. Keza yan tarafta non-winged mammal için kanadı olmayanlar ne yapıyordur'a bakacak olursak onlar da can't fly. Non-winged mammal can't fly dedik. Tamam. Peki geldik en sonuncusuna. Dog için constructor oluşturmuştuk değil mi arkadaşlar? Constructor'da dog has four legs demiştik. Galiba argüman almamıştık sanırım. Evet, bir de super metodunu da oluşturayım da hemen siz beklerken. Bir saniyenizi alacağım hemen.
Güzel. Şimdi devam edelim. Dog has four legs dedim. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey non-marine mammal ve non-winged mammal'dan türetildiği. Kod kısmına geldiğimizde hemen kod ekranını da paylaşayım sizlerle. Kod kısmına geldiğimizde arkadaşlar Snowy Dog diye bir dog oluşturmuş olduk. Snowy Dog isminde bu dog'un aslında attribute'u pardon bir saniye. Bu dog sınıfı oluşturulduğu andan itibaren bir üst sınıfı olan non-winged ve non-marine'e gidiyor. Non-winged ve non-marine ise nereye gidiyor? Mammal'a gidiyor. Mammal ise nereye gidiyor? Animal'a gidiyor. Keza bat için, yarasa için de aynı şekilde. Non-marine mammal'dan bir bat objesi oluşturmuşuz. Non-marine mammal'a baktığımda non-marine mammal bir üst objesi olan mammal'a gidiyor. Mammal'ın babası ise animal, en üst super class'ım ise animal, bunlar subclass olmuş oluyor. Dolayısıyla ben aslında bir yarasa oluşturduğumda non-marine mammal'ın çıktısını da yazacak. Mammal'ın çıktısı olan is a warm-blooded animal'da yazacak. Animal olan is an animal'da yazacak. Şunu bir kapatayım, çalıştırayım, göstereceğim. Şimdi neydi? Bat can't swim. Bat can't swim neyi, pardon, neyi ifade ediyordu yarasa yüzemez? Hemen bir üst sınıfından kılıtıldığı için non-marine mammal'daki non-marine mammal yarısına gelecek. Bat diyecek. Can't swim. Tamam. Argüman olarak buraya bat geldi çünkü. Ondan sonra mammal'a geldiğimde arkadaşlar. Mammal'dan içerisine girdiğimizde initial'ında mammal name'i ne gelmiş oldu? Bat gelmiş oldu. Buraya da bat yazdım. Bat is a warm-blooded animal yazmış oldum. Mammal sınıfı da bir üst sınıfın özelliklerini sağlayacağı için animal'a baktığımda hemen bir üste çıktım. Animal'a geldim. Buraya ne gelmiş oldu? Bat gelmiş oldu. Buraya da bat gelmiş oldu. Bat is an animal çıktısı vermiş olduk. Tamam. Şuraya geldiğimizde bir super metodu oluşturmak istediğimiz, yani az önceki Snowy Dog olayına gelelim. Şunu non-marine mammal yapalım örneğin. Dog'un içerisine bir isim vermek zorundayım. Şunu eskisi gibi unutmuşum. Bakayım. İki tane mi verdin diyor dog için. Tamam, yukarıda ben böyle yazsın istemiyorum da burada en iyisi verelim o dog sınıfını. Ya da Snowy diye bir isim verelim ki argüman olarak böyle gitsin. Tamam. Şimdi dog'a baktığımızda köpeğin direkt oluşturulmuş olan neyi var? İki tane initial olduğu için hangisini çalıştıracağını bilmediğinden direkt kendi structure'ını çalıştırıyoruz super metodu kullanarak. Dog has four legs. Eğer buraya bir argüman alsaydım argüman olarak Snowy'yi kullanabilirdim. Sonra artık benim parametrem, yani non-winged ve non-marine'e gidecek parametrem Snowy. Bakalım nelere gidiyor. Non-winged'e geldim. Snowy geldi buraya. Snowy dedi. Snowy can't fly. Çıktısı var mı? Var. Güzel. Ondan sonra burada non-marine mammal can't swim çıktısı var. Non-marine mammal'a geldiğimde bakın non-marine mammal'ı yanlışlıkla yazmışım. Burası normalde biliyorsunuz argüman olarak gelir. Ve burada non-marine mammal değil artık Snowy olmuş olur. Yukarıya çıktım arkadaşlar. Snowy can't swim olmuş oldu non-marine mammal'da çalıştırılınca. Şimdi bu non-marine mammal ve non-winged mammal içerisinde mammal neyim var? Kılıtılmış super class'ım var. Mammal'a çıktığımda animal yerine ne gelmiş oldu aslında? Animal yerine mammal name'im neydi? Snowy'ydi. Yani buraya Snowy geldi. Snowy is a warm-blooded
Animal gelmiş oldu. Bitti mi? Bitmedi. Bakın Mammal'a geldim de Animal'da da hala işlemim devam ediyor. Animal'a çıktım. En üst sınıf Super Class'a geldim. Animal'a geldim. Dedim ki Animal'a ne gelmiş oldu arkadaşlar? Artık Snowy gelmiş oldu. Snowy is an animal çıktısını almış oldum. Tamam, anlaşılmıştır umarım. Yapıldı. Aşağı indim. Parrot sınıfında, şurada gördüğünüz parrot sınıfından bir parent bir nesnesi oluşturacağız. Parrot bir nesnesi oluşturulduktan sonra biliyorsunuz ki nokta yaptıktan sonra bakın parrot birin aslında parrot sınıfındaki age ve name'i kullanabilme özelliğimiz geliyor. Neydi bunun ismi? Blue'ydu. Bu da şöyle olsun. Daha sonra da parrot birin age'ini 10 atamış oldum. Artık hafızada sadece parrot bir objesi için name ve age değerleri atanmış oldu. Tamam. Farklı bir instance object'e geldiğimizde, anlık oluşturduğumuz objeye geldiğimizde parrot 2 bunun adı. Yine parrot sınıfından oluşturuyoruz. Parrot 2'nin yine name'i ve age'i olmuş oluyor. Parrot 2'nin ismine bu, parrot 2'nin age'ine de 15 vermiş oluyoruz. Daha sonra ben normal şartlarda bakın initial oluşturmadım hiç dikkat ettiniz mi? Herhangi bir init metodum yok burada. Eğer init metodum olsaydı ve bunları globalde tanımlamamış olsaydım, lokalde tanımlasaydım şu şekilde bir işlem yapmama gerek yoktu. Zaten her bir değişkenin içerisinde bu name'ler argüman olarak ben burada şöyle çağırırken verecektim. Örneğin blue virgül 10 diye veya burada bu virgül 15 diye. Anlaşıldı mı farkı? Daha sonra bu attributes dediğimiz özelliklere ulaşabilmek için bakın şöyle bir çıktı yazmak istiyorum. Blue is 10 years old. Who is 15 years old gibi bir çıktı vermek istiyorum. Dolayısıyla is ve years old'lar zaten değişmeyecek. Peki neyler değişecek? Buraya bir yaş parametreleri gelecek. Buraya ise name parametreleri gelecek. Peki bu name'ler ve yaşlar nereden gelecek? Bakın böyle bir atama yaptım. Normalde biz initial'ın içerisine veriyorduk ya. Artık böyle vermek zorundayız. Bu ise formatting string print'i. Bu formatlama tarzı böyle yapılıyor. F yazarak başına internette de bakabilirsiniz. Tırnak içerisine yazmak istediğimiz string'e giriyoruz. Ancak süslü parantezler içerisinde buraya geliyor. Mesela burada blue oluyor. Anlaşıldı mı? Blue is 10 years old gibi. Blue nereden geliyor? Parrot bir name. Dolayısıyla parrot bir name'i artık süslü parantezler içerisine yazıyorum. Keza age ya da parrot 2 için age ya da parrot 2 için name de aynı şekilde çıkmış oluyor. Böyle bir yapı karşımıza çıkıyor. Anlaşıldı mı? Buraya kadar bir problem olduğunu düşünmüyorum zaten. Şimdi sizlere şöyle bir example veriyorum. Bir animal sınıfınız var. Animal sınıfının metodu sound, bir de tabii ki initial fonksiyonumuzu oluşturacağız. Cat ve dog türetiliyor. Cat ve dog'un yapabildikleri de sound yine metotları. Ama cat miyav yaparken dog bark yapıyor. Animal ise animal sounds yazalım. Şöyle yapalım. Ben bunu pardon çizeyim en iyisi. Açıyoruz arkadaşlar notebooklarımızı. Burada animal vardı. Burada cat var. Burada dog var. Sizden kodunuzu bekliyorum bu arada göreceğim. Cat ve dog var. Daha sonra animal için işlevlerimiz neydi metotlarımız? Sounds'tu. Cat'te de sounds var. Dog'da da sounds var. Peki cat ve dog için sounds'larımız neydi? Neyse S olsun. Cat için sounds'umuz sanki miyavdı. Dog için sounds'umuz ise bark mıydı? Güzel. Barktı. Animal için ise ne yazabiliriz? Animal sounds. Hayvanlar ses çıkarır.
söyler gibi bir çıktı. Sizlerden bekliyorum. Tabii ki bu animal sınıfından cat ve dog'un türetildiğini varsayacağız. Tabii ki animal'ın da cat'in de dog'un da ayrı ayrı initial'ları olacak.